Beyaz Saray'da bir gelenek olan Ramazan etkinlikleri bu yıl Gazze'deki savaşın gölgesinde daha düşük profilli yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman toplum liderleriyle görüşen Başkan Biden dün akşam Beyaz Saray personelinin katıldığı dar kapsamlı bir iftara ev sahipliği yaptı. ABD'deki Müslüman toplumu Gazze'deki savaşa ilişkin Biden yönetiminin politikası konusunda bir süredir tepkilerini dile getiriyordu. Ve bazı Müslüman gruplarda Beyaz Saray'da düzenlenmesi olası Ramazan etkinliğine ya da iftara katılmak istemediklerini belirtmişti. Gelişmeler için Begüm Dönmez Ersöz'e dönüyoruz. Begüm, ABD'deki Müslüman toplumun büyük bir kesiminin bu Gazze politikası nedeniyle bir tepkisi olduğu görülüyor. Daha önce de bunu söylemişlerdi. Şimdi seçimler öncesi böyle bir hamle de önemli. Nasıl geçti iftar ve bir açıklama var mı bu konuda? Serdar, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden önce sınırlı bir grupla, yani Müslüman toplumun temsilcilerinden, liderlerinden oluşan sınırlı bir grupla görüştü, bir toplantı yaptı. Sonrasındaki iftara ise her zaman olduğu gibi Müslüman liderlerin katıldığı bir iftar değil, Biden yönetiminden üst düzey Müslüman yetkililerin katıldığı bir iftara ev sahipliği yaptı ABD Başkanı Joe Biden ve basına kapalı bir etkinlikti. Basına kapalı bir iftardı bu. Normalde aslında hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Mayıs ayına Ramazan denk gelmişti ve geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden Ramazan ayının sonlarında bir resepsiyona ev sahipliği yapmıştı ve o resepsiyona katılanlara da burası sizin eviniz ifadeleriyle seslenmişti. Bu yıl Ramazan'da biraz daha farklı bir atmosfer olduğunu söylemek mümkün. Gazze'deki savaş sebebiyle Müslüman toplumu bir süredir zaten tepkisini dile getiriyordu. Biden yönetiminin Gazze'ye ilişkin politikasına yönelik sert eleştirileri gündeme getiriyorlardı. Hatta biz de yayınımızda aktarmıştık, bazı Müslüman gruplar Beyaz Saray'da düzenlenebilecek olası bir Ramazan etkinliğini veya iftarı boykot edebileceklerini, katılmak istemediklerini ifade etmişti. Dolayısıyla dün akşam gelinen noktada önce Biden Müslüman toplumu liderleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Sonrasında da dar kapsamlı bir iftar yapıldı. Dün bu konu Beyaz Saray'daki basın toplantısında, günlük basın toplantısında gündeme gelmişti ve Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre de Müslüman grupların aslında Biden'la bir çalışma grubu toplantısını tercih ettiklerini, böyle bir talepleri olduğunu, dolayısıyla da onların da formatı, onlardan gelen talepler doğrultusunda değiştirdikleri, onlardan daha fazla, daha iyi geri bildirim almak adına böyle bir format değişikliği yaptık ifade etmişti. Bu dar kapsamlı iftarın ardından Beyaz Saray'da bugün de Amerika'da yaklaşık 80 Müslüman grup Beyaz Saray'a Biden'a bir mektup yazarak Başkan Biden'a Gazze konusunda yön değiştirmesi çağrısında bulundu. Müslüman gruplar bu mektupta Amerikan halkı söylemde değil, politikada bir değişiklik, politikada bir değişim istiyor, talep ediyor dedi. Müslüman gruplar Beyaz Saray'a yazdıkları mektupta İsrail'e silah transferinin askıya alınmasını talep etti. Amerika'nın bölgedeki etki gücünü, hem Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, rehinelerin ve siyasi mahkumların serbest kalması, insani yardımın iletilmesi için tüm sınır kapılarının, kara sınır kapılarının açılması ve Gazze'nin yeniden inşası için kullanması talep edildi Biden yönetiminden bu mektupta.